TRT Spor gündemden herkese merhaba. Habertürk Televizyonu, Habertürk Radyo'da sevgili Cem abileceğim bizlerle beraber yaklaşık 20-25 dakika sularında sizler birlikteyiz. Abi hoş geldiniz, iyi haftalar. Merhaba, teşekkürler. Ya. İlk haberimiz Fenerbahçe'nin UEFA listesiyle ilişkili. Fenerbahçe yarın akşam Lugano karşısında sezonun ilk resmi maçına hem kendisi için hem de Türkiye için çıkıyor. Ve UEFA kadrosunda Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Perez, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayır Fenerbahçe'de 9 isim UEFA kadrosuna bildirilmediler. Abi nasıl okunmalı? Kadro kalabalık. Yani 3 yabancı dışarıda kalmış. Kadro kalabalık. Büyük ihtimalle de bunların çoğu bu sezon takımda yer alamayacak. Haberlerinde anlattı o. Umut. Levent Hariç herhalde değil mi? Levent Hariç, Umut, işte Zajc, Cengiz. Cengiz için bu sabah her yerden Napoli yazıyorlardı. Büyük ihtimalle odur yani. Başka tür bir hazırlık vardır. Kadronun daha sağlıklı olması için de azaltılması lazım. Bu yığınla antrenman yapamazsınız. Sezon başı antrenmanları çok kalabalık bir kadroyla yapılır bizde. Genellikle de transferler tamamlanmaz. O birinci setleri, hazırlıkların yani nafile değilse de takım yararına olmaz sezon içinde. Onun anlattığı şey oyuncuların çoğunun ülke içindeki takımlara makul ücretlere, makul sözleşmelerle dağıtılacağı yönündedir. Yani çok bu kadrodan çok yurt dışı hani belki bir ikisi hariç yurt dışı transferi var gibi görünmüyor. Evet, maç yarın 21.30 olduğuna göre 24 saat kalana kadar yani bu akşama kadar da iki kişi değişebiliyor. Yani maç yarın akşam, hafızam beni yanıltma, evet yarın akşam. Dolayısıyla bu akşama kadar belki son bir değişiklik yapma şansı var. Peki Cem abi, Mourinho geldi, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli hocaların başında yer alan bir isim. 24 Haziran'da yanılmıyorsam Topuk Yaylası'nda toplantı yapıldı ve ondan sonra Fenerbahçe start verdi. Geçen yaklaşık 26-27 günde Mourinho fırtınası esti mi? Yani öyle yani Mourinho fırtınası bizde magazin olarak eser. Sahaya baktığımızda ben Hull City maçını epey bir izledim. Yani büyük bölümünü izledim. Baştaki durağanlığın dışında hani bir teknik adamın etkisi diye söz edilecekse bir etkiden söz edebiliriz. Ama bunlar için henüz daha çok yeni yani bu bedenler önce bir yorulacak sonra bir yerine oturacak biraz kayıplar olacak toparlanma süreçleri olacak. Bunlar kimilerine göre 5-6 hafta kimilerine göre 10 haftayı bulan süreler. Yani lig başladığında ilk 4-5 haftadan başlayan süreler. O nedenle işin biraz o baştaki magazin heyecanı sönmüş durumda görünüyor. Dahası Galatasaray çok dipten ve sakin gidiyor. Onların haberleri dikkat et gazetelerde daha şey... Daha tansiyonu düşük haberler. Gazetelerde öyle de sosyal medya yangın yeri. Ben onu bilmediğim için söylüyorum yani. O yangın yeri de takıma zarar verecek tonlardır. O gitsin, o gelsin, yani. O yönetici, eski yönetici şöyle olsun, bu da bunun yerine olsun. O da hani takımın yararına olmayan onu işlerdir. Onu biraz sonra konuşalım. Daha çok ya oradaki kendi yani iç hiyerarşiye dair bir tabii, işletimdir. Tabii. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'nin gördüğüm o ki hani zaten oyuncuları ikna etme konusunda Jose Mourinho ismi hani herhangi bir oyuna Jose Mourinho ismi daha şeydir. Yani tartışma götürmez. İşte En-Nesyri herhalde bu akşam yarın evet, akşam gelecek. Evet aynen öyle. Onun haberlerini deniyor. Verelim. En-Nesyri'nin uçağı hazır haberiyle devam edelim. Fotomaç gazetesi Fenerbahçe 27 yaşındaki forvet için geri sayıma geçti başlığı var. Fanatik verdiniz ama Fotomaç var önümde benim. Fanatik'te de benzer ifadeler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe önemli bir oyuncu. Evet şimdi geldi. En-Nesyri'nin uçağı hazır şeklinde birinci sayfada verilmiş. Fenerbahçe'ye bir de Firmino önerisi yapılmış. O da başka ayrıntılar arkadaşlar. Birinci sayfayı hazırlamışlar Fotomaç'ta. Fanatik'i de verin onu da görelim. Benim önümde yok ama Fanatik'i de verelim onu da görelim arkadaşlar. O da En-Nesyri için 20 milyon euro diyor ve Türk transfer piyasasında önemli bir rakam yine konuşuluyor. Galatasaray'ın da alacağı oyunculara işte bu Wendel'e vesaireye benzer paraları verebileceği iddia ediliyor. Biz bir dönem sevgili Cem abi daha yüksek sesle seslendiriyordu televizyonda. Biz radyoda bağırıp çağırıyorduk. Efendim bu paralar çok falan filan. Ama artık bunların peşini bırakmak lazım. Çünkü olmuyor. Senin benim dememle bu işler gitmediği için artık biz de o tonumuzu düşürdük. Olmuyor çünkü abi. Yani harcıyor. Bütün gruplar harcıyor. Bu Fenerbahçe 20, Galatasaray 19 değil. Hepsi harcıyor. Selametle yani. Evet yani üzümün üzüme baka baka kararması deniyor herhalde bunu. Şimdi En-Nesyri için biraz okuma yaptım sabah.
Muazzam paralar dönüyor işte. Bonservis şu kadar sürede şu kadar para deniyor. İşte 20 golü aşarsa kulübüne birer milyon euro bonus deniyor. Menajeri %10 kazanacak deniyor. Yani oyuncu 16 garanti para deniyor 4 yılda. Alt alta topladığınızda muazzam bir rakam çıkıyor. Şimdi o muazzam rakamın karşılığı olarak bir lig izlemeyeceğimizi de 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Şimdi yeni federasyonla birlikte Merkez Hakem Kurulu'nun inşasında başlayacak tartışma süreci, tartışma yoğunluğu bu böyle sezonun içine doğru yayılacak. Şimdi yani nasıl ki transferden kaçamıyorsun, münakaşadan da kaçamıyorsun. Tabii. Kimse sadece kendi takımıyla ilgilenmiyor. Diğer takımın önünün kesilmesi, ağırlıklı yolundan çıkması için de ifadeler kullanacağı için doğrudan oyun harcanan paralar bana öteden beri anlamsız. Mesela bugün okudum, Antony haberi çok şey anlatıyordu. Antony Brezilya'dan 15 küsür milyona getiriyor Ajax. Manchester United'da 95 milyona satıyor. Şimdi Ajax yanlış yapabilir. Yani 3 oyuncuda, 5 oyuncuda problem yaşayabilir. Hedefi tutturamaz, katma değer üretemez ama biz bu lüksleri yapabilecek bir futbol ekonomisine maalesef sahip değiliz. Ancak ikna edilmiş insan sayısı çok fazla ülkemizde transfer. Samet Yüksel haberi Sabah gazetesinde düğüm çözüldü diyor. Fenerbahçe resti çekti. Sevilla sonunda yelkenleri suya indirdi. Sarı lacivertliler 18 artı 7 milyon euro bonservis ödeyecek. 4 yıllık imza atacak. El Nesri ise sezon başına 4 milyon euro kazanacak. Radyodakiler için söylüyorum. Altta Malaga 41 maç 5 gol 1 asist. Leganes 53 maç 15 gol 4 asist ve kendisini Fenerbahçe kapılarına dayandıran Sevilla performans. 196 maç 73 gol 7 asist diye ayrıntılandırılmış. Sofyan, Amrabat, Højbjerg ve Sander Borge isimli oyuncular için de 15 milyon euro Fenerbahçe bonservis bütçesi ayırdı diyor haber. Şu alt başlığı bir daha okur musun? Hangisini? Düğüm çözüldüğünün altında var ya bak. Spor. Fenerbahçe resit çekti. Sevilla sonunda yelkenleri suya indirdi. Tamam şimdi bak. Zaten bu dilin kendisi yani. Burada esas iş yapan bu dil. Ya biz o kadar güçlüyüz ki res çekiyoruz, o da yelkeni indiriyor. Bir de spotu Fenerbahçe yazmıyor ki, gazeteci yazıyor. İşte onu diyorum yani. Ama bu işte bu yaygınlaşmayan transfer kültürünün yaygınlaşmasında herhangi bir gazete yani. Bugün önümüzde bu Sabah diye böyle aç fanatiği, aç Milliyet'in, bir başka spotun ya da Hürriyet'in. Yani spor sayfalarının 3 aşağı 5 yukarı dili, yaklaşımı böyle. Yani güçlü bir futbol ortamına sahibiz. Biz ne istersek o olur. Yani tuttuğumuzu koparırız diliyle anlatılıyor bu işler. Bunun böyle olmadığını biliyoruz çoğumuz. Bildiğimiz halde buna ikna değiliz. Yani doğru bildiğimiz meselelere de yaklaşamıyoruz. Böyle midir? Topla rakamları alt alta. 18, 7, 4 kere 4, 16, 35, 34, 7 daha 41. Şimdi içine koy vergiyi, menajer payını, oyuncunun maç başı bonusunu, uluslararası turnuvalarda yapacağın, işte kazandığın puanlarla alacağını, aklının almayacağı rakamlar çıkacak. Ya buna dünyanın her yerinde bu kadar paraya birçok insanı ikna edersin zaten. Bunun için reste onun yelkeni indirmesine gerek yoktur. Ancak anlatı bu. Yani anlatı aslında oyuncunun gücünden daha fazla kulübün gücünü anlatmaya çalışıyor. O kadar güçlü kulüplere sahibiz ki sezonun sonunda bir açıklanacak. Muhtemelen %15, %20 oranında borç katlanmış olacak. Ve bununla da çok azımız ilgileneceğiz. Çünkü o katlanmış borç oyuncuların gelişimine, kulübün sürdürülebilir bir futbol ekonomisini inşa etmesine engel olan en önemli parametre maalesef. Napoli'nin gözü Cengiz'de haberi var. Onu bir fanatikten tekrar verelim. Birinci sayfayı ben buldum bu arada notlarımda, Napoli'nin Cengiz'de gözüymüş. Jose Mourinho'nun alternatifi durumunda düşen Cengiz Ünder için, Jose Mourinho'nun alternatifi durumuna düşen. Evet. Alternatif oyuncusu. Alternatif yani oyuncusu şey durumuna düşen demek lazım. Cengiz Ünder için Napoli devreye girdi. İtalyan devinin bu transferde 15 milyon euroyu gözden çıkarttığı gelen haberler arasında. Hemen altında Göztepe'den Fener atağı var. Miha Zajc'ı istiyorlarmış. Göztepe ve Emir Ortakaya'yı istiyorlar imiş sevgili dostlar. Şimdi buradaki 15 milyonu da şöyle, geliş 15 milyonu tapiye çıkarmaya çalışıyor haber şeyi. Cengiz Ünder alışverişini. Napoli'nin ihtiyacı var mıdır acaba? Bilmiyorum, biz İtalya'da uzun süredir, yani İtalya'ya uğramadım yani. Epeydi İtalya'ya gitmeyen çok epey yıllar önceydi. Şimdi onların bir kazanımı oluyor ve bizdeki maddi değerlemeler onlar için bize göre daha hani bazen anlamını yitirebiliyor. Ancak oyuncu performansına baktığında
Yani devamlılığına, şey sahada, sahada sağlam kalma ve diyelim ki 20 maç üst üste oynama. Pek o oyuncunun buradaki tarihinin, zamanının anlattığı şeyler değiller. Dolayısıyla biraz bunlar bizim buradaki işleri ikna etmek ya da oyuncuya bir başka piyasa yaratmak için menajerlerin de içinde olduğu bir anlatı manzumesi gibi gelir bana. Yani hani desen ki sen Napoli'yi yönetsen, dünyada bu kadar futbolcu varken sakatlanma riski de olan bir oyuncu için bu kadar parayı gözden çıkarır mısın? Yani Napoli'de yaşayan birisi olsun. Onlar böyle de açık söylüyorlar. Pizzanın ana yurdu öyle diyorlar değil mi? Pizzanın ana yurdu bizim burası. Ben kendi adıma yapmazdım yani. Ama bu haberler okunan magazin ve 15'i 15'e denkleştiren, yani kulübün aslında kaybını sıfırlamaya çalışıyor. 15 geldi, 15'e gönderirlerse bir kaybı da yok. İşte attı 3-5 golle de artı değer üretti diyecek. Evet. Haberler bunlar. Fenerbahçe'nin yeni transferi alın Maksimi'nin de bugün dün antrenmanda aldığı darbe sebebiyle antrenmana bugün çıkmadığı ve tekrar doktor kontrolünden geçeceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yarın 21.30'da rakibiyle oynuyor Lugano ile. Deplasman'da bugünkü antrenmandan sonra uçuyor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Öte yandan öğle saatlerinde de hem Fenerbahçe'nin hem Trabzon'un hem Başakşehir'in Avrupa Kupalarındaki rakipleri belli oluyor deyip Beşiktaş'a geçiyoruz. Hekimoğlu derler onun adına. Aynalı Martin'i yaptırmış belki çocuk. Kendi nesline mi? Evet. Yeni Haaland geliyormuş arkadaşlar. Cem abinin bayıldığı haberlerdir bunlar. Yıllardır birlikte program yapsak da yapmasak da bu işlere bayıldığını biliyorum. İşte Beşiktaş'ın son harikası Mustafa Hekimoğlu. 17 yaşındaki futbolcu Grazer Ak maçındaki performansı izleyenleri mest etti. Kartal'ın altyapısının geçen yıl sahneye çıkardığı genç yetenek Avusturya kampında parladı. 1.85 boyundaki 17'lik forvet oyun stili ve fiziğiyle Erling Haaland'a benzetiliyor deyip devamını okumayın. Evet, yani mutlaka birimizi birimize benzetiyoruz. Kendi çocuğumuzu da bir başkasına benzetiyoruz. Yani bu herhalde Batı'nın iyi yanlarını almak olsa gerek yani. Vardır ya, biz de Batı'nın iyi yanlarını alalım. Herhalde odur. Şimdi çocukların şöyle sıkıntıları oluyor. Şimdi bu haberi tek başına çocuğun bu maçtaki, yani genç çocuk demeyelim, 17-18 yaşında, yani ben büyük ihtimalle babasından büyüğümdür onun da, o yüzden çocuk diyorum. Yani bir genç kardeşimizin, genç sporcu arkadaşımızın yaşadığı ortamı göz ardı ettiğinde sadece bir maçta attığı goller üzerinden heyecan yaratıp onu bir şekilde magazinleştirip, ki haberlerin çoğunu okudum, içinde bir tek İsmail Er haberinde böyle farklı ayrıntılara rastladım. İşte babasının mesleği, babasıyla aynı isimde olması, en çok sevdiği yemekler, onu bulan teknik scout ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir arkadaşımız üzerinde, yani bir haberin içinde, İsmail Er haberinin içinde 4-5 tane farklı ayrıntıya. Ama hemen bazı haberlerin içinde de bazı sıkıntılı yan haberleri oluyor. Şimdi bu haberleri çapraz okumayınca, sadece oyuncuya odaklanınca gelişimle ilgili tehlikeleri göremiyorsun. Haberlerden biri, Amartey Suudi coğrafyasına kiralık gidecekti. Gitmem ver, alır paramı, burada oynarım dedi. Bir diğeri, Slovenya kampında ne Bahtiyar Zaynuttunov ne Vensan Abubakar gerekli performansı göster. Bunlar niye önemli? Çünkü antrenmana onlarla da çıkıyorsun. Ve dolayısıyla antrenman alanı, topun kullanımı, antrenman zamanının kullanımı açısından hep bu çocukların aleyhine işler gelişiyor. Ya yani bunları genellikle bizimkiler göz ardı ederek sadece saha içinde gördüğü beceriyi ölçmeye kalkıyorlar. Çoğunlukla Arda Güler'de yaptığımız gibi. Arda Güler, Real Madrid, peş peşe gelen sakatlıklar, daracık zamanlar, neredeyse şampiyon olmanın garantilendiği yerden sonra oynayan bir Arda Güler izliyoruz. Şimdi çocukların gelişimi için en önemli şey antrenman sahasının doğru kullanımı, zamanın ve sahanın doğru kullanımı. Haliyle bu çocukların üzerine özenilmesi gerekiyor. Ancak unutma ki ön tarafta Ciro Immobile var şimdi. Ama Immobile'den ne kaparsam iyi demiş. Sözünde ama işte öyle olmuyor. Doğan Gündoğdu haberinde. Ama bak şimdi niye ne kaparsan daha iyi? Niye? Herkesle forma rekabetindeyiz ama kimden ne kaparsak onu kapacağım. Semih Kılıçsoy'dan ne kaparım diye bakıyorum. Takımda yararlanacağım herkesten örnek alınacak çok şey var. İşte böyle olmaz bu. Bak bu çocuğu... İyi bir şey söylemiş oğlan. Hayır anladım da bu çocuğun kendi çalışmalı. Şimdi bu böyle olmaz. Şunun için. Çocuk kendi kendine öğreniyor. Sporcu kendi kendine öğreniyor gibi. Hatta İsmail'in haberinde babasıyla oturuyorlar. Kendi pozisyon oyuncularını izliyorlar. Analiz yapıyorlar. Oğlum, öğrenmeye birlikte... aç bir çocukmuş ama ya. Aç da bak, kulüp buna engeller işte. Feyyaz abi ne demiş? Beşiktaş'ta onlara ihtiyacı var demiş. Tüm Beşiktaşlıların duygularına tercüman olmuş.
Çok çabuk büyüsünler. Beşiktaş'ın onlara ihtiyacı var. Tamam bak şimdi çocuğa atılmış bütün toplar. Mustafa Erhan sporcu da öyle diyor. Bak şimdi bir haberin biri diyor ki Halim golcüydü. İşte Halim Oktan'ın antrenörlüğünde, Serdar Topraktepe'nin gelişiminde. Dikkat ediyorsam ülkede genellikle çocukların önünü tıkamaya daha yatkın ekollerin içerisinde yani büyümeye çalışıyorlar. Büyük sıkıntıları çocukların... Halim Hoca var orada, Serdar var. Ama tamam da devamı var. Yok ki. O zaman Ciro Immobile diyorsun. Bak, Immobile'den çocuk... de öğrenmek istiyor. Anladım bak, bunları anlıyorum ne dediğini. Çocuk bunları söyler. Ama zamanı, alanın demin Abu Bakar'da Amerte'yi de anlattığım şey, alanın, zamanın, topun kullanımında o zamanı bulamaz. Hatırla, sen ve Emrah denizin kenarında Galatasaray maçı izliyordunuz cep telefonundan. Ben size 3 aşağı 5 yukarı bunu anlattım. Hani birkaç tane Akman soyadlı kardeşimiz orada oynuyordu. Dedim ki bak olmayacak bunlar. Buradaki büyük sıkıntılar, yarışmanın sertliği, transfer edilmiş birçok oyuncuya antrenman yani, yoğunluğu. 2 gol 1 asistle oynamış bir çocuğu da beğenmeyelim. Ama hazırlı takımı tanıyor ya, muydun attığı takımı? Grazer Ak. Hiç duydun mu takımın adını? Yok. Yani. Duydum da sadece isim olarak. Ben de duymamıştım da o yüzden söylüyorum. Şimdi bak bu latifeleri yaparken metodolojiye dair ayrıntıları, organizasyon şemasındaki problemleri ihmal ederek davranıyorlar. Ve bir süre sonra çocukların bir bölümü kayboluyor. O scout arkadaşın saydığı çocukları takip et. İşte Ebrican Terzi falan orada 3-4 tane isim daha var. Yani İsmail Araber'in içinde. Sözcü'deki haberde bak, de... sporcuları takip et. Sporcuların niye yapamadığını değil. Bizdeki okulların yetersizliğini anla diye. Ama Feyyaz abi de şey demiş. Çabuk büyüsünler. Beşiktaş'ta onlara ihtiyacı var. Ama işte demiş. Öyle olmuyor. Büyüyecek öyle ya da böyle 20 yaşına gelecek çocuklar. İşte kulüp etkisi orada ortaya çıkar. Yani özellikle A takım antrenmanı orada ortaya çıkar. Sen 30-30 küsür yaşındaki ortalamalı oyuncuları getirince 20-19-22 yaş aralığındaki çocukların antrenman ihtiyaçlarını onlarla gideremezsin. Çünkü antrenmanı diğerlerine ayarlarsın. Ya Kazımcan Karataş'ın Slavia Praha'ya gidecek mi gitmeyecek mi tartışması gibi. Niye? Çünkü o antrenman modelleri, o antrenman zamanları, o antrenman ekibi birlikte antrenman yaptığı oyuncuların ihtiyaçlarıyla bunların, bu çocuklarınki, gençlerinki bir değil. Maalesef en çok gözden kaçanlar da bunlar oluyorlar. İsyan kimin şarkısıydı? Halil Derviş miydi? Kimdi? Halil Sezai değil mi? Halil Derviş Sezai. Diyorum ya. Halil Sezai'ye. Bu İsyan diye arkadan bir haber geliyor. Gereken takviyeler yapılmayınca taraftarın sabrı taştı. Abi taraftarlar mıdır, taraftar mıdır? Oradaki taraftar çoğul mudur? Onu çoğul, nasıl kullanılır? Yani. Ha? Herhalde İngilizce'de var ya kuzular, bazı şeyler çoğul, pirinç, bence tekil, çoğul. Bence Fotomaç doğru kullanmış. Taraftarın diyor. Bence çoğulu taraftar sanki ifade ediyor ya. Taraftarlar ya, bana biraz zor geliyor. Şimdi dil tartışmasına sokma, sonra dil bilgisiyle dil bilim arasında büyük çatışma çıkıyor. Bir şeyler anlatıyorum, dil bilimciler diyor. Dil bilimciler onunla ilgileniyor mu bilmiyorum. Yani dil bilgisiyle dil bilim birbirine karışıyor. Taraftar bir kitleye anlatan bir şey bence. Ben de aynı kanaatteyim. Yani çoğullaştırmamak gerekiyor. 9 yani. Ayda 608 milyon lira kar açıklayan Galatasaray'da sağ bek ve orta saha transferleri bir türlü gerçekleşmeyince taraftarlar şimdi bozmuş. Sosyal medyada İkisi de doğru isyan oluyor bayrağını ya çekti. İkisi de doğru oluyor herhalde. Şampiyonlar Ligi gelirleri, oyuncu satışları, loja ve kombine gelirleri gibi girdiler. Futbolcu maaşları, vadesi gelen borçlar ve bankalar birbirine gidince hamlelerde geç kalındı. Sasha Boye'in parası gitti. Devler Ligi ile 4 milyar olacak. Maaş bütçesi şişti. Esraf Hamamcıoğlu Galatasaraylı sorgular demiş eski başkan adaylarından. Ve Galatasaraylılar diyor ki Dursun Özbek paralar nerede değil. Dursun Özbek para var, niye harcamıyorsun? Takımına güveniyorlardı. Niye öyle bir ihtimal yok mu? Yani niye şampiyon takıma güvenilmesin ki? Niye şampiyon takıma? Sonraki... Antrenman sayısı daha fazla takım niye bozulsun? Mesela şimdi Fenerbahçe yeniledi takım. Bana transfer yok, sabekim yok. Ama şimdi futbolu anlamamak bu işte. Yani 1500 antrenmanla 150 antrenman yapmış takım arasında bir fark vardır. Bir takım 2 senede 1500 antrenman yaptıysa yeni kuranın 120 antrenmanını geçer. Öyle değil mi? Ben... Necip Doğrakan 5000'e gelmiş mi? Gelmiş o zaten her gelen oynatıyor çocuğu. Her gelen oynatıyor. Bir de kaptanlık pazıvanı takıyorlar. Kızıyorlar. Bundan kaptan mı olur filan deniyor. Yani. Necip'te yetenek yok diyor değil mi? Filan böyle şeyler söyleniyor. Yani şimdi bunun futbolla antrenman olduğunu, antrenman yoğunluğu, antrenman sayısı olduğunu ihmal ettiğinde bu sefer sana becerecek birilerini çağırıyorsun. Antony'yi çağırmış
Manchester United Ajax'tan almış. 95 milyon euro vermiş. Şimdi piyasa değeri 25'e düşmüş. Zarar etmiş. Yani demek ki durumlar bizde anlatıldığı ya da bize anlatıldığı gibi değil. Kardeşim Sasha Boy'u sattın. 30 milyon euro. Hadi 15'i Bankalar Birliği'ne gitti. Şampiyon oldun. Devler Ligi'nden para geldi. Önünde dikensiz bir gül bahçesi var. Bir de Erden'i gönderdin. Erden yapıyordu. Cenk yapamıyor şimdi mu? Şimdi bak onu soracağına, taraftar onu soracağına şunu sorsa daha doğru olur. Ya biz sezon başında Kemal Burgaz'la başlayacaktık. Ne oldu o iş dese? Sen hani bana gol at. Yemişim. Ama yok şimdi bak. Yemişim çalıştığın yeri ya. Bunlar birbirine bağlı şeyler ama işte. Metot, anlatı, efendim harcama. Onu sorsana de ki yani. Hani bir şey başlayacaktık. Biz sezon başlarken orada başlayacaktık. Yaptık yalandan iki antrenman ya. Ama işte öyle mi acaba? Yalandan iki antrenman. Haber diyor ki 3 ay şimdi. Onun peşini düş. Çünkü takımın geleceği, takımın sürdürülebilirliği o diğer ayrıntılarda. Burada değil. Getirirsin oyuncuyu oynayamaz. Hakim Ziyech'ten çok faydalandı mı geçen senelerde? Yok. Sezonun sonuna doğru faydalandı değil mi? Sezonun sonuna doğru. Başından sonuna Hakim Ziyech etkisi yoktu yani oyunda. Bir sezon önce kullandığı Torreira'yı, Oliveira'yı şeyde kullanamadı geçen sezon. Hatta Kerem'i bile 10 numara olarak kullandığı gibi zaman yani. Çok verim alamadı. Bunlar teknik ayrıntılar. Bunlar teknik ekibin çözüyor. Ama, ama kurumsal Cenk işler başka bir yerde değil. Bizim derdimiz Cenk Ergün gitsin, Erden Timur geri gelsin. Çünkü transfer sinibazı Erden Timur. Sanki Tete'yi, Zaha'yı, Ziyech'i ben almışım gibi. Endombele'yi, sanki Vinicius'u ben almışım gibi. Gidenleri, arada Cenk, gelen Cenk gidenleri. Gitsin, Erden gelsin. Ya tamam Erden ama gelsin de. İşte biraz bu sizin çok meraklı olduğunuz sosyal medya olumsuzluğu. Biraz yani bu. Biraz yapıyorum. Ölçme değerlendirme konusundaki hassasiyetsizlik. Yani maalesef işin gerçeğinden sürekli insanları uzak tutan bu transferci politikalarını anlattı şey bu. Bize transfer yap, paramız var. Yok paranız ya. Gereken takviyeler diyor. İlla bir takviye gerekiyor bize değil mi? Evet yani şampiyon takıma gerekiyor. İlla bir gerekiyor. Altına gerekiyor. Küme düşene gerekiyor. Gerekiyor. Düşmemeyi oynayana gerekiyor yani. Aynen. Sezon başladığında da 3 aşağı 5 yukarı geçen sezona yakın şeyler izleyeceğiz. Türkiye yani. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün ilk toplantısını Sayın İsmail İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliği yapacak. Abi 14 artı 14 çıkıyormuş ama galiba kriterler konusunda bir sıkılaştırma politikası olacak derler. Şimdi Beşiktaş'ın 19 yabancısı varmış. 12'ye indiremiyorlar belli ki. Geçen de Sayın Başkan Hasan Arat itiraz etmiş. Daha ilk gününde, ilk gününde. Yani bunun anlattığı şey şu. Bu senede, bundan sonraki senelerde de bir belirsizlik içinde hareket edeceğiz. 14 artı 14 olacak, yeniden şişecek, zararlar artacak, oynamayanlar, antrenmanlar kaybolmaya başlayacak. 19 yabancıyı, örneğimiz Beşiktaş olsun. Örneğimiz olsun yani birçok takıma uyarlanabilir de. Mustafa Ekimoğlu'na sahada yer kalmayacak. Hı hı. Mustafa Ekimoğlu antrenman sahasında yer kalmayacak yani bir süre sonra. 11 yabancı şansın var ya, çünkü. Tabii antrenman sahasında yani. Bırak maça çıkmayı. Antrenman sahasında yer kalmayacak. Adını bilmediğin takıma attığın gol. İmmobile'den öğreneceğim diyor ama. İşte takımı nerede öğrenecek? Yani tribünde oturabilir. Yani 14-14 gibi olursa. Antrenmana çıkıyorum. Anladım da antrenmana çıkamayacaksın diyorum yani. Semih 23 antrenmana sonra çıksın. Umut benim, Yıldız benim, adayı benim. Ya bak şimdi antrenmana çıkamayacaksın zaten. Bir süre sonra antrenmana çıkamayacaksın. Öyle antrenman olmaz yani. Takım ikiye bölünerek antrenman. 23'tür yani bunun şeyi. Öyle demiyorlar mı? Ya sayıyı azaltmamız lazım. Verimli antrenman diye bir şey var. Antrenmana çıkmakla verimli antrenman aynı şey değil. Bu kadar yabancıyı doldurduğunda çocuklarının çoğunu kenara koyacaksın. Takip ediyormuş gibi yapıp sağa sola göndereceksin kiralı. Takip de edemeyeceksin. Çünkü yeni, oradaki antrenman yoğunluğu buradakini asla tutmayacak. Yeni maalesef. Kartal kayralarımız mı olacak yani? Gibi yani düşün. 3 aşağı 5 yukarı Kartal içinde bu kadar şey yapılmış. Birkaç tane maçı birlikte izledik yani. Cem Bey siz de Mustafa Ekimoğlu'nu bile böyle. Ya abi Kartal kayralı dedin sen hatırlattın diye söylüyorum. Bak kaç maçını birlikte seyrettik seninle. Ne çeşitli düzeylerde. Değil mi? Çeşitli lig düzeylerinde izledik. Yani maalesef bu çocuklara... Çocukların gelişiminin önündeki büyük engeller bu sık sık değişen kurallar. Yoksa biraz ısrarlı eğitim süreçlerinden buradan çok Antony çıkartırız biz. Peki. Paris'te ilkler yaşanacak haberiyle bitirmek istiyorum ama vaktimiz kalmadı. Olimpiyatta başlıyor. Konuşuruz yarın. Abi teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.